Değerli arkadaşlar, bugün 4 Kasım 2016'da eş başkanlarımız dahil olmak üzere milletvekillerimizin anayasa hiçe sayılarak, halkın iradesi adeta gasp edilerek gözaltına alınışlarının 500. günü. Bu 500 güne dair birkaç noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 500 gün içerisinde toplam 395 duruşma yapıldı milletvekillerimizle ilgili. Yani neredeyse her güne bir duruşma düşüyor. Ve bu 395 duruşmadan da 185'i Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a ait. Değerli arkadaşlar, o günlerde hem anayasa paketi bir ek maddeyle parlamentodan kotarılırken, geçirilirken hem de doğrudan doğruya milletvekillerimiz, eş başkanlarımız hedef alınan mesajlar verilirken deniyordu ki ifade vermekten kaçtıkları için işlem yapılacak. Şimdi değerli arkadaşlar, 500 gün geçti üzerinden. 395 duruşma yapıldı. Galiba ifade vermeyen kimse kalmadı. Ama zorla almaya rağmen Sebbis yoluyla yargılamayı, adil yargılama gibi gösterme çabalarına rağmen, zaman zaman duruşmaya götürmemek için uydurulan bahanelere rağmen aslında başta söylenen gerekçelerin hiçbirinin anlamı kalmadı. İfade ettiği hiçbir tutarlılık, hiçbir değer kalmadı. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu süre zarfınca partimize yönelik çok sayıda baskı, çok sayıda engelleme, ambargo, boykot muamelesiyle karşı karşıya kaldık. Ve bugüne kadar 25 milletvekilimiz çok defa gözaltına alındılar. Kimisi bırakıldı. Tutuklu milletvekillerimiz var. Ve 9 milletvekilimizin de milletvekillikleri keyfi biçimde düşürüldü. Elbette ki bu uygulamanın sadece HDP'ye yönelik olduğu da galiba 500. günde çok net biçimde tescillenmiş oldu. Çünkü ana muhalefet partisinden bir milletvekili şu anda tutuklu. Onun dışında hakkında fezleke olan ve anayasanın ek 20. maddesiyle birlikte yargılama süreçleri başlayan hiçbir AKP'li ya da MHP'li milletvekiliyle ilgili gözaltı uygulaması gerçekleşmedi. Bu işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili de olsa, mensup oldukları partilerden kaynaklanıyor da olsa kabul edilemez bir durum. Eğer bir suç tasnifi yapıyorsanız ifade özgürlüğünün tutuklu yargılamayı gerektirdiğini ama zimmet suçunun, yolsuzluk iddiasının tutuklu yargılamayı gerektirmediğini kabullenmiş oluyorsunuz bu 500 günlük pratikle. Ya da biraz önce ifade ettiğim gibi iktidar vekiliyseniz ya da iktidara destek veren partinin vekiliyseniz yargılamanızla ilgili soruşturma süreci bile başlamayabiliyor. Fakat muhalefetteyseniz söylediğiniz her söz aslında ifade özgürlüğü kapsamında ele alınabilecekken tutuklu yargılanma ya da milletvekilliğini düşürme nedeni olabiliyor. Değerli arkadaşlar, partimiz bütün bu baskılara rağmen, engellemelere rağmen çalışmalarını devam ettiriyor. Halkımız da verdiği oya sahip çıkıyor. Gerek 500 gün önce 4 Kasım'da yapılan tutuklamalardan sonra gerçekleşen ilk Nevrozlarda sokağa çıkıştaki coşku, heyecan ve katılım, gerekse bu süre zarfında gerçekleşen ilk kongreleri ve büyük genel kurula katılım bunu çok net biçimde gösterdi. Önümüzdeki günlerde Nevroz kutlamalarında da göreceğiz ki halk her şeye rağmen, her türlü engellemeye, baskıya rağmen iradesine sahip çıkacak, sözüne, temsilcilerine sahip çıkacak. Değerli arkadaşlar, baskılar devam ediyor dedik. Sadece bu hafta Nevroz etkinlikleri dolayısıyla kriminalize edilmeye çalışılan ve böylece gözaltına alınmaları keyfi biçimde bir algı operasyonuyla kamuoyuna sunulan yöneticilerimiz var. İzmir'de, Adana'da, Osmaniye'de, Mersin'de, Bitlis'te, İstanbul'da, Ağrı'da çok sayıda parti yöneticimiz gözaltına alındı. Parti meclisi üyemiz
Barış Karabıyık gözaltına alındı ve tutuklandı. Değerli arkadaşlar, Doğu Beyazıt'ta bir parti yöneticimizin, eş başkanımızın 80 yaşındaki hasta babası da gözaltına alındı. Ağrı'da Nevroz Tertip Komitesi'ndeki 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Şimdi bu uygulamalar gerçekten bir güvenlik politikasının ifadesi mi, yoksa bir siyasi partinin Nevroz gibi yıllardır kutlanan, Orta Doğu'da birçok ülkede haftalarca kutlanan, Orta Asya'da, İran'da resmi tatil yapılan bir etkinliği güçlü biçimde, etkili biçimde yapmaya çalışmasının engellenmesidir. Şimdi bu soruyu, bu durumu, bu tabloyu herkesin takdirine sunuyoruz. Elbette ki milletvekili tutuklamaları da, parti yöneticilerimize yönelik baskı da bizim ne Nevroz'la ilgili çabalarımızı, çalışmalarımızı ne de siyasi sözümüzü söylememizi engelleyemeyecek. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündeminde çok sayıda konu var. Ne yazık ki aslında genel havayla, algı operasyonlarıyla bu konuları konuşmamız engelleniyor. Bakın, bir kısım medya dolar ve euroya yatırım yapanların çok kazandıklarını müjdeli haberler gibi veriyorlar. Oysa bu haberin aslında anlamı şudur: Türk lirası değer kaybetmektedir. Yine süslenerek sunulan, sınavsız doktor atamaları yapılan Suriyeli vatandaşlarla ilgili, özür diliyorum, Suriyelilerle ilgili, geçici sığınmacılar, göçmenlerle ilgili haberler bir sağlık müjdesi gibi veriliyor. Ama yüzlerce doktorun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doktorun, sağlık personelinin güvenlik soruşturmaları bir yıldır tamamlanmıyor, engelleniyor ve görev yapmaları, hizmet vermeleri, dolayısıyla aslında hasta hakları ihlal ediliyor. Yine değerli arkadaşlar, bu ülkede uyuşturucu bağımlılığı yaşı 8'e inmiş ve ne yazık ki Türkiye bunu konuşmuyor, bunu tartışmıyor, bunu gündemleştirmiyor. Başbakan ekonomiyle ilgili ne kadar iyi durumda olduğumuzu ifade için varlık fonuna yeni atamalar yapılacağının müjdesini veriyor ve diyor ki küresel sermaye ile daha iyi ilişkiler içerisindeki isimler görevlendirilecek. Varlık fonunun bir peşkeş fonuna döndüğünü, bu niyetle kurulduğunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Tıpkı şeker fabrikaları gibi birçok birikim, hepimizin alın teriyle, vergisiyle ortaya çıkmış birçok birikimin küresel sermayeye peşkeş çekileceği de böylece aslında ilan edilmiş oluyor. Değerli arkadaşlar, elbette gündemde çok konu var ama Afrin'le ilgili konuşmak yasak, biliyorsunuz. Afrin'le ilgili söz söyleyen, mesaj atan, yorum yapan, eleştiri yapan, değerlendirme yapan hemen gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve bu sözün, bu sesin duyulması böylece engellenmeye çalışılıyor. Biz sadece birkaç soru sormakla yetineceğiz. Değerli arkadaşlar, dünden beri televizyonlarda ÖSO bayrağından söz ediliyor. Şimdi buradan sormak istiyorum. Bırakın diğer filamaları, sembolleri. Irak'ta, Irak Anayasası'na göre resmi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı bile paçavra diye alınırken kimi siyasetçiler ve medya temsilcileri tarafından, ÖSO bayrağı ne anlama geliyor? ÖSO'nun bir ülkesi mi var? Bir devleti mi var ki onunki bayrak oluyor ama Kürtlerle ilgili olan her şey paçavra muamelesi görüyor? Değerli arkadaşlar, yine sormak istiyoruz. Acaba dünkü manzara, dünkü fotoğraf, Doğu Guto'da sivillere yapılana göz yumma karşılığında bir pazarlığın eseri mi? Ve yine sormak istiyoruz. Dün İsrail uçakları Gazze'yi bombalarken muhafazakar medyada bir tek haberin bile olmaması bu pazarlığın bir parçası mı? Bundan sonra Afrin'de ne olacak? Afrin'de şimdiye kadar büyük bir kaos vardı, büyük bir çatışma vardı. Çok büyük şiddet eylemleri yaşanıyordu. Şimdi artık Afrin huzura, istikrara mı kavuşmuş olacak? Bundan sonra orada siviller kendi topraklarında daha özgür ve insanca yaşama imkanına mı kavuşmuş olacaklar? Orayı kim yönetecek? Türkiye mi yönetecek, yoksa ÖSO mu yönetecek? Bayrağı olduğuna göre
galiba ÖSO yönetecek. Ya da AKP komisyon başkanının ifade ettiği gibi siyasi çözüm sürecinde Esad rejimine mi devredilecek? Eğer Esad rejimine devredilecekse o zaman bu politikanın bütün özeti sadece Kürtler kendi kendilerini yönetmesinden ibaret mi kalacak? Değerli arkadaşlar, bütün bu sorular elbette ki aslında bu politikanın, bu yaklaşımın hangi mantık üzerine kurulu olduğunu teşhir etmeye yetiyor. Ama sembolik bir soruyla isterseniz sorularımızı bitirelim. Eğer Kürt tahammülsüzlüğü değilse Demirci Kava'dan ne istiyorsunuz? Demirci Kava neyi temsil ediyor ve kimi tehdit ediyor? Eğer Türkiye'de algı operasyonlarıyla siyaset yapmayı tercih edenler Demirci Kava'yı PYD temsilcisi sanıyorsa söyleyecek bir şey yok. Ama bir kültürü, bir sembolü, bir tarihi değeri balyozlarla yıkabilirsiniz. Ama şunu bilin ki Orta Doğu'da Kürtler özgürce, eşitçe, diğer tüm halklar gibi kendi değerlerine, kültürlerine sahip çıkarak yaşama iradesini, mücadelesini sonuna kadar sürdürecekler. Değerli arkadaşlar, bu politika Orta Doğu'da barışı, istikrarı, huzuru sağlayacak bir politika değil. Ne Türklerin güvenliğine, ne Arapların, Farsların, Kürtlerin birlikte eşit yaşamına hizmet etmeyecek ve Türkiye'de özellikle toplumsal muhalefet dinamikleri ve siyasi muhalefet de bilmeli ki barışçı bir dış politika olmadan Türkiye asla normalleşmeyecek. Türkiye'de asla demokrasi olmayacak, ifade özgürlüğü olmayacak, basına baskı bitmeyecek, insanların keyfi biçimde işten atıldığı OHAL süreci sonlanmayacak. Barışçı bir dış politika demokratikleşmenin olmazsa olmazıdır. Ben sözlerimi bitirirken 3 ayları da kutlamak istiyorum ve Orta Doğu'da barışın gelmesine, kanın ve gözyaşının dinmesine vesile olması dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin Kurtuluş Kongresi diye bir meclis oluşturuldu Antep'te 30 kişilik ve Afrin'i yönetmek üzere. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdiye kadar Türkiye Antalya'da, İstanbul'da, Antep'te doğrudan doğruya Suriye'nin iç politikasına müdahale için böyle mekanizmalar kurdu. Yaklaşık 7 yıldır da otel odalarında kurulan mekanizmaların Suriye gerçekliğinde, Suriye toplumsallığında ne ifade ettiğini defalarca gördük. Suriye haritasındaki renk değişikliklerine baktığımızda otel odalarında kurulmuş muhalefetin Suriye'nin geleceğine dair ne kadar etkili, ciddi ve kalıcı, sonuç alıcı işler yapabildiklerini de hepimiz biliyoruz. Bunun benzer örneklerinden birisiyle karşı karşıyayız. Biz çoğulculuktan yanayız. Herkesin farklı kimlikler, diller, inançlarla Orta Doğu'da birbiriyle sorunları konuşarak çözmesinden yanayız. Vesayet savaşlarına karşıyız. Kimin adına, kimin için yapılırsa yapılsın Orta Doğu'da vesayet savaşlarının bitmesinden başka hiçbir çözümün de olmadığının farkındayız. Değerli arkadaşlar, ben açıklamamı böylece bitireceğim ama MHP kongresiyle ilgili aslında bir kısa not vardı. Çok uzun polemiğe girmek istemiyorum. Sosyal medyada bu konuyla ilgili sorulan sorular olduğu için sadece bir şeyi belirterek bitirmiş olayım. Elbette ciddi biçimde hala muhalefet partisi olma iddiasında olanlarla ilgili bizim genel yaklaşımımız sadece uyarıdır. Ama MHP artık bir muhalefet partisi değil. İktidarın bir parçası olmuş durumda ve iktidarın arkasına saklanarak, iktidarın arkasına sığınarak partimize söyledikleri sözleri tek tek cevaplamayı da doğru bulmuyorum. Ama bir parti düşünün ki daha seçimlere 2 yıl varken Türkiye'yi yönetmeye aday bir isimlerinin olmayacağını ilan ediyorlar. Bu da büyük bir başarı, büyük bir coşkuyla anılıyor. Değerli arkadaşlar, bize İttifakla koalisyonun farkını öğretmeye kalkanlar, 16 Nisan'da referandumda kotarılmış olan paketle birlikte Türkiye'de sistemin değiştiğini anlatmaya, öğretmeye çalışanlara onu tekrar kendilerine iade ediyoruz ve hatırlatıyoruz. Diyoruz ki milletvekili pazarlığıyla milletvekili sayısını artırabilirsiniz. Ama eğer başkanlık seçiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınızın bile olmayacağını ilan ediyorsanız,
artık Türkiye siyasetinde yönetme iddiasından vazgeçmişsiniz demektir. Yani Türkiye'nin 40-50 yıllık aslında Osmanlı'dan devraldığı bir siyasal ideolojinin pratikte artık ben sadece iktidarın yanında duracağım, seçimlere bile aday çıkartmayacağım, Türkiye'nin nasıl yönetileceğine dair söz söylemeyeceğim, böyle bir talebim de yok demesi aslında bir iflasın ilanıdır ve bir başka siyaset yapma tarzıdır değerli arkadaşlar. Bu tarz sivil toplum örgütleri tarafından yapılabilir. Çeşitli gruplar, cemaatler Türkiye'nin geçmişinde olduğu gibi bürokrasi de böylece etkili olmayı, devleti içeriden yönetmeyi tercih edebilirler. Ama siyasi partiler açık olmak zorundalar. Bu anlamda koalisyonlar aslında onurlu bir yöntemdir. İlkeleriniz olur, programınız olur, hangi programda uzlaştığınız, Türkiye'yi nasıl yöneteceğinize dair ya da iddialı olduğunuz ülkeyle ilgili sözünüzü tartışır konuşursunuz. Ama ittifaklar bu anlamda sadece pazarlıkların eseridir. Dolayısıyla keşke daha açık, daha net ve Türkiye siyasetinde nerelerde uzlaştıkları ve hangi pazarlıkları yaptıklarını kamuoyuyla paylaşsalar bize laf yetiştirmek yerine. Teşekkür ediyorum, sağ olun.